Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yufkası ipek gibi açılan, yırtılmayan, suda dağılmayan, içi bol peynirli, tereyağlı harika bir su böreği videosu hazırladım. Buyurun hep birlikte tarife geçelim. Karıştırma kabının içerisine 7 tane yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek yumurtaları güzelce çırpalım. Yumurtaları çırparken diğer taraftan unu azar azar ilave edip karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Sizler 6 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyip ihtiyacınız olduğu kadarını kullanın. Ele yapışmayan sert bir hamur elde edin. Su böreği hamuru ne kadar sert olursa ve ne kadar iyi yoğrulursa o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamuru en az 10 dakika pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 12 büyük, 1 tane de küçük olacak şekilde toplam 13 parçaya ayırıp beze yapın. Hazırladığınız bezeleri unlamış olduğunuz tabağın içerisine alın. Büyük bezeler 80 gram, küçük beze ise 35 gram büyüklüğünde olacak. Son bezeyi küçük yapmamın sebebi böreğimin üstünde çıtır çıtır bir görüntü olsun, lezzeti daha güzel olsun diye. Hazırladığınız bezelerin üzerine temiz bir poşetle bezelere değdirmeden hava almayacak şekilde sıkıca kapatıp 1 saat dinlendirin. Bir saat sonunda bezeleri açmaya başlayabilirsiniz. Bezeleriniz ne kadar iyi dinlenirse yufkalarınız o kadar güzel açılacaktır. Yufkaları açarken ilk etapta bolca un serpin, daha sonra un eklemeyin. Yufkalara sonradan un eklerseniz yufkaları haşlarken su hamurlaşır ve yufkalarınız yırtılabilir. Yufkalarınızı kullanacağınız tepsiden daha büyük bir şekilde açın. Ben 40 santimlik bir tepsi için yaklaşık 45-50 santim kadar açtım yufkalarımı. Açtığınız yufkaları temiz bir bezin üzerine üst üste gelecek şekilde serin. Son olarak üzeri için ayırdığınız küçük bezeyi 40 santimlik tepsi büyüklüğünde açın. En üst kata sereceğimiz yufkayı diğer yufkalardan çok daha ince bir şekilde açın. Bu sayede böreğimiz daha güzel olacak ve çıtır çıtır bir görüntüye elde etmiş olacağız. Bu yufkayı en son kullanacağımız için katlayıp bir kenara alın. 4 litre kadar kaynayan suyun içerisine 3 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve güzelce karıştırın. Yufkaları teker teker kaynayan suyun içerisine atın ve yapışmaması için tahta bir kaşıkla ara ara karıştırın. Thank you.
Yufkayı yaklaşık 1 dakika boyunca haşlayın. Daha sonra kaynar suyun içerisinden alıp soğuk suya atın. Fazla suyunu elinizle sıkarak alın ve tereyağı ile yağlanmış 40 santimlik yuvarlak tepsiye buruşturarak serin. Üzerine 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı gezdirin. Diğer yufkaları da aynı şekilde kaynar suda haşlayın. Bir dakika boyunca kaynar suda haşlayıp soğuk suyun içerisine alın ve suyunu elinizle sıkıp buruşturarak tepsiye serin. Altıncı yufkayı buruşturmadan tepsinin kenarlarından dışarı taşacak şekilde dümdüz serin. İki yemek kaşığı tereyağını her yerine gelecek şekilde gezdirin. 300 gram kaşar peyniri, 100 gram cevil peyniri ve yarım demet maydanozda hazırladığınız iç harcı böreğinizin üzerine güzelce serin. Kenarlardan sarkan hamurları peynirlerin üzerine gelecek şekilde içe doğru katlayın. Yaptığımız bu yöntem sayesinde kaşar peyniri eriyip tepsiye akmayacak, böreğin içinde kalacaktır. Diğer yufkaları da aynı şekilde kaynayan suda haşlayıp soğuk sudan geçirin. Sonra videoda gördüğünüz şekilde tepsiye serin ve her birinin arasına ikişer yemek kaşığı eritilmiş tereyağı sürün. Bundan sonra lütfen videoyu dikkatli izleyin. Hamuru haşladım, soğuk suyun içerisine aldım, fazla suyunu süzdüm ve buruşturarak yarısına gelecek şekilde yufkamı tepsiye serdim. Ve üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tepsiye çevirdim, diğer yufkayı da aynı şekilde buruşturarak yarısına gelecek şekilde serdim. Su böreği yaparken bu yöntemi kullanırsanız böreğinizin her yeri eşit olmuş olur. Bir tarafı ince, bir tarafı kalın kalmaz. Şimdi tepsimi çevirdim. Diğer taraftan yarısına gelecek şekilde yufkamı buruşturarak serdim. Diğer yufkamı da tam karşısına aynı şekilde yarısına gelecek şekilde buruşturarak serdim. Her katın arasına mutlaka 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. En üstüne sereceğiniz küçük yufkayı buruşturmadan, dikkatli bir şekilde yırtmadan dümdüz bir şekilde yufkaların üzerine serin. ...3-4 yemek kaşığı tereyağı gezdirip pişerken kabarmasını önlemek için birkaç yerinden ince bir bıçakla delin. Böreğinizi önceden 160 derece ısıtılmış fırında alt üst ayarda nar gibi kızana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.